Selamünaleyküm hocalarım, kanalıma hoş geldiniz. Ben Bünyamin. Bugün 2021 KPSS ile ilgili bir video çekeceğim. Sınavı bitmiş hocalarım bana Instagram'dan ve YouTube yorumlardan çok fazla mesaj geldi. Hocam netlerim şunlar atanır mıyım? Hocam netlerim şunlar iyi mi? Hocam netlerim şunlar alırım, şunlar nasıl olur? Şimdi bu konuya biraz açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle hocalarım bu soruları sormanız, kaygılanmanız çok normal. Ben 2020 KPSS'de bunları yaptım. Yapmadım desem yalan olur. Ama size bu süreçte netleriniz şu kadar iyi. Kesin atanırsınız, kesin atanamazsınız. Ortalama şöyle olacak, sınav kolaydı, sınav zordu. Bunları söyleyenlerin hiçbir şekilde itibar etmeyin, dinlemeyin. Çünkü kimse bunu bilemez. Ne kontenjanlar belli, ne ortalama belli, ne standart sapma belli. Yani hiçbir şey belli değilken ve sınava giren grup sayısı bu kadar fazlayken net bir şey söylemek imkansız. Bana da sordunuz. Ben de net olmayan cevaplar verdim size. Hani dedim işte belli değil. Ne olacağı bir şey söyleyemem. Kesin değil. Netleriniz fena değil gibi size şeyler söyledim. Ama kesin bir şey kesinlikle söyleyemem ve size kesin bir şey söyleyenlere itibar etmeyin. Bu süreçten sonra hani yapabileceğiniz en iyi şey şu. Ne yaparsınız? Geçen senenin mesela atanmış insanların netlerine bakarsınız. Karşılaştırma yaparsınız diyeceğim de size bunu bile söyleyemiyorum çünkü kontenjanlar belli değil. Yani hiçbir şey belli değil. Her şey bir soru işareti. Ondan dolayı tek yapmanız gereken 2021 KPSS'ye çalıştıysanız ve bir şeyler bekliyorsanız iyi ve kötü. Sınavınız kötü geçmiş ve iyi hiç fark etmez. Sınavda ertelediğiniz her ne varsa onu yapın. Bakın sınav sürecinde ertelediğiniz ne varsa onu yapın. Ne yapabilirsiniz? Ailenizle vakit geçirin. Kitap okuyabilirsiniz, gezebilirsiniz, film izleyebilirsiniz. Okumak istediğiniz ve yapmak istediğiniz ne varsa onu yapabilirsiniz. Hani dediğim gibi ertelediğiniz varsa onu yapın ve sınav artık düşünmeyin. Mesela ben de 2020 KPSS çok ciddi çalışmıştım. Ondan sonra işte çalışmaya yaptık falan filan her neyse. Ne yaptım mesela? Ben dönemde çok ciddi bir şekilde çalıştım. Enes hocam var mesela. Enes hocamın yanına geldik buraya Denizli'ye. Normalde ben Hataylıyım ve Adana'da çalışıyordum. Ne yaptık? Burada biraz dedik kafa dinleyelim. Neden? Mesela burada 5 kişiyiz. İşte Enes hocam imam. Bir PDR'de atama bekliyor. Ben atama bekliyorum. Sınıf atama bekleyen var. Dikap'tan sınava girip sınav sonucunu bekleyen bir hocam var. Dediğim gibi hani o da ne yapıyor? Hani ilk zamanlar baktı biraz moralini bozdu ama artık unuttu. O da yani çünkü yapacak bir şey yok. İstediğiniz kadar düşünün, moraliniz bozun. Bu size bir şey kazandırmayacak. Bence dediğim gibi videonun başında da söyledim. Ertelediğiniz şeyleri yapın. Kendinize biraz vakit ayırın. Çünkü bu süreçte çok fazla şeyden feragat ettiniz. Yani bunu hak ettiniz. Tamam sınavınız iyi ve kötü geçmiş olabilir. Netlerinizi söylemiştiniz ama dediğim gibi kesin bir şey söyleyemem. Bununla ilgili video çekmeyecektim ama çok fazla mesaj geldi. Instagram'dan olsun, YouTube yorumlardan olsun. Artık video çekme gereği duydum. Yaklaşık bir 10 gündür de video çekmiyorum. Ne 2021 ne de 2022 KPSS ile ilgili. Çünkü sınava girdiniz. İşte morali bozuk olan var, iyi olan var. Kafasına soru işaretleri olanlar. Ortalığın biraz da sakinleşmesini istedim. Şimdilik bu videoda söylemek istediklerim bu kadar. Sizin de kafanızda takılan sorular lütfen ama netlerim şunlar atanır mıyım olmasın. Çünkü net bir şey söylesem kesin atanırsınız desem atanamazsanız diyeceksiniz ki neden böyle söyledin. Atanamazsınız desem atanırsanız bu olmaz. Ondan dolayı bunlara hiç girmek istemiyorum ama daha farklı konularda olabilir. Eleştiri, tavsiye, öneri. Hepsini açığım. Yorumlardan ve Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Yani 2022 KPSS'ye girecek hocalarım da onlar ders çalışmaya başlayabilirler. Yani hiç çalışmamışlar ve bu sene ilk defa hazırlanacaklar. Bence hiç vakit kaybetmeden başlamaları gerekiyor. Ama 2021 KPSS'ye girmiş ve çalışmışsanız sınavınız ister iyi ister kötü hiç fark etmez. Bence çalışmayın. En azından Ağustos ayında. Kendinize vakit ayırın bu süreçte. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar hocalarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.